Merhaba köfteler. Bugün size hangar görevlerini göstereceğim. Hangar biliyorsunuz bu hafta indirimde. O sebeple de anlattığım gibi özellikle görüyorsunuz. Bakın şu anda askeri havaalanında olmama rağmen herhangi bir yıldız yok. Çünkü askeriyenin içinde havaalanı alırsanız hangar sayesinde yıldız almıyorsunuz. Onun dışında hangarın şeye benzeyen görevleri var. Bu kutulu görevleri var. Bu kutulu görevleri CEO görevlerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onlara benzeyen bir tarzı var. Ama fazla sayıda kişiyle yaparsanız karlı oluyor. Az sayıda kişiyle yaparsanız karlı olmuyor. Mesela şimdi bu görevde biz gidip malları getirmeye çalışacağız. Bilgisayarda benzer bir görev ekranı açıyorsunuz. Ben o kısmını biraz atlayarak başlattım. Şimdi gideceğiz bir Titan'ı korumaya çalışacağız. O da bize yükleri atacak. Onları da geri hangarımıza getireceğiz. Sonra da satış yapacağız. Ben o satışı da göstereceğim. Ayrıca biraz kombatı da göstereceğim. Sonra arayı atlayacağız. Evet, şimdi korumamız gereken uçağa geldik. Bakın görüyorsunuz saldıran helikopterler var. Bunları korumanız gerekiyor. Kendi uçaklarınızı da kullanabilirsiniz. Yani bu görevin verdiği uçak. Bunu iki kişi olmazsanız bu uçan motoru her zaman söylediğim gibi pek kullanmamak lazım. Zaten mesela yayında da yayın özetini izlerseniz geçen günkü uçan motorlu birisi mesela geldi bizim bütün araç şeyimizi tak 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 dizilmişiz. Adam geldi herkesi patlattı falan. Benim sevmeme asıl sevmeme sebebim uçan motor değil onu kullanan zihniyet yani. Hep soruyorsunuz ya bu motora niye giydiriyorsun falan diye. Bunu kullanırken gunner'ınızın şeyini ayarlamanız lazım. Yani gunner'ınızın görmesi lazım. Genelde bu tarz görevlerde jetiniz varsa jet daha faydalı. Jet kullanmanızı tavsiye ediyorum. O patlama arkadan gelen mermiler vesaire roketler içinde. Çağatay mesela göremiyor şu anda. Ben ona göre ayarlayamadım helikopteri. Şu an görebiliyor musun? Yok, çok üstünde kaldım. O düşüyor. Tamam, düşmüş o. Yani gördüğünüz gibi çok sayıda insan yoksa bunu tek tek yapmak çok uzun sürüyor. Yani 4 tane kargo yerine bir tane kargo çıksa bununla uğraşılmaz. Dolacak da, depo dolacak da, satacağız da. O yüzden ben bunu mal alıp satma için pek kullanmadım hangarı. Ama şey için güzel. Hop geldik, sıktık. Yani biz 8 kişilik motor kulübüyle yapıyoruz bunu. 4 kargoyu götüreceğiz. En az 4 kişi olmak lazım yani. Titan'ı vurma. Titan'ı koruyacağız. Bunun dışında setup'lar da var. Mesela fighter uçak çalmanız falan gerekiyor ya da veriyor size. Sonra sokağa onu indirip tekrar kaldırmanız gerekiyor. Bayağı eziyet. Yani burada uçan motor harbiden işinize yarar. Bu görevlerde çok daha seri biçimde alıp geri getirirsiniz. Ama yani dediğim gibi bu görevler tek kişilik değil yani. Bu görevler çok kişilik. Evet, şimdi artık koruduk. Bayağı da bir az canı kalmıştı Titan'ın. Şimdi Titan bize şeyle dropları attı. Paraşütle. Görüyorsunuz bakın paraşütten atıyor 4'er tane. Bunlar yere inmesini beklemeniz gerekiyor. Yere güzelce inmeye çalışacağız. Şu otoyol sanırım güzel bir yer. Uçakla geri dönmek zorunda değilsiniz. Ben indirebilirsem uçakla dönerim. İndirirsem ekime indir. Şimdi arabayla gidelim. Yükleri alalım. Evet, bu şekilde yere düşüyor. Biz de topluyoruz. Bunu geri götürmemiz gerekiyor şimdi. Bunu isterseniz aracınızla götürün. İsterseniz uçakla götürün. Ben uçağı düzgünce indirdiğim için uçakla geri gideceğim.
Geri dönüşte herhangi bir saldırı kullanımınıza gerek yok ama yine peşinize düşecek helikopterleri patlatmak için bunlara binecek birisi olursa olabilir. Evet, yüklerinizi de getirip hangarınıza koyabiliyorsunuz. Hatta uçağı indirmeyi becerebilirsek herhangi bir uçaktan inmeye bile gerek kalmıyor. Hadi, hadi. Aa, müthiş fizik kurallarıyla teslimatımızı yaptık. Bu arada dikkat ettiyseniz sağ aşağıda bir tanesi kırmızıydı. 4'te 3'ü teslim ettik gözüküyor. O arada mesela başka birisi, serverdaki birisi alıp kendi hangarına götürebiliyor. Bunlara karşı da ayık olmanızda fayda var. Biz burada bir taneyi kaptırdık. Şimdi satışı göstereceğiz size. Satış için de bilgisayarı da açacağım. Hem o sırada da nasıl alış yaptığınızı da göstereceğim. Videonun biraz ortası başı karışık olmuş olacak ama bir şey olmaz. Evet, bu bilgisayara oturuyorsunuz. Bu bilgisayar hangarın içinde geliyor. Bu arada hangarda modifiye yapmak için yine şeyden almanız gerekiyor modifiye yerine. Burası geliyor ama. Burası source'a bastığınızda malları alabiliyorsunuz. Burada ben genelde bunu alıyorum. En pahalısı bu diyebiliyorum ama değişmediğini de söyleyenler var. Artık o konuda tam bir bilgim yok. Çok da aslında ilgilenmiyorum bu durumla. Şu anda alış değil, satış yapacağız. Satışın hepsini mesela 110 bin olarak gösteriyor. Bütün hepsini satacağız motor kulübümüzle. Hadi bakalım. Satış yaptığınızda da böyle oluyor. Evet arkadaşlar, bu uçakla teslimatı yapacağız. Değişik satış görevleri var. Bayağı ilginç bir uçak bu arada. Bunu da ilk defa uçuracak olabilirim. Bu modifiyeli bir Titan galiba. Ekibiniz de binebiliyor bunun içine. Bu uçakla birlikte artık havadan mı atacağız, ne yapacağız? Herhalde bize saldıranlar olacak. Tahminim öyle olabilir. Zaten satış görevlerine benzer bir taktik var. Diğer serverdaki insanlar size saldırabiliyor. Gerçekten bayağı büyük bir uçakmış. Şimdi bakalım nasıl bir görev bizi bekliyor. İniş takımlarımızı da kapattık. Evet, gördüğünüz gibi peşinizden bazı NPC'ler geliyor ama bizim ekibimiz şu anda zaten durumun kontrolü altında. Gayet rahat bir şey. Yine az kişiyle yapsanız da bu uçağın gunner pozisyonları var. Üstte hafif gözüküyor. En arkada da gözüküyor. Yani arkadaşlarınız bu uçağın içine bindiğinde de koruma yapabiliyorlar. Çok zor bir görev değil ama tabii ki asıl tehlike serverınızda olacak diğer kişiler. O yüzden satış yaparken benim tavsiyem, çünkü bayağı uzun sürmüş olacak. Yani 50 kasayı falan satıyorsunuz. Hatta belki daha fazla karışık satış da yapılabiliyorsa. O yüzden server'ı boşaltmanız çok daha mantıklı bir seçenek. Onun da videosu kanalda var bildiğiniz gibi. Yalnız kendini bırakınca nasıl hızlandı? İniş var. Yerde gölgesi var bakın uçağın. O kadar kocaman ki uçak. Üf, inanılmaz. Şimdi burada düzeltiyoruz kendimizi. Çok yukarıda olursanız bırakmıyor. O yüzden alçaldım. Alçalmanın sebebini de söylemiş olalım. Tekrar çıkıyoruz. Hayır. Abi bildiğin haritaya bakarken taktım. Uçağa. Dur, geri gidecek mi acaba? Rezalet. Uçak patladı. Neyse, video iptal ya, tamam, güzel. Evet, şeyde, satışta ufak bir pürüz yaşadık. Gördüğünüz gibi uçağımız yeterli yüksekliğe çıkamadı, kocaman olduğu için. Bu şekilde satış yapmamanızı tavsiye ederim. Zaten dediğim gibi bu hangar görevleri çok para kazanılacak şeyler değil. Ama bir tanesi için ödemenizi alıyorsunuz. Hepsini yapsaydınız da bütün hepsi alınıyordu. Zaten 110 binlikte 3'te 1'ini aldık. Şimdi size hangar nasıl alınıyor ve hangar
workshop'u nasıl alınıyor bunu göstereceğim. Şimdi geliyoruz yine foreclosure'a. Hep klasik girdiğimiz yer. Zaten bunu şeyde anlatmıştım, bir kez daha söyleyeyim. Hangar alacaksanız kesinlikle buradakilerden birini alın. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Rahat iniş çıkış da oluyor. Uçağa getirmek, teslimat yapmak da kolay oluyor. Bunu da alabilirsiniz. Bunu da beğeniyorlar. Hepsi güzel. Bu ikisini sakın almayın. Çünkü bunlar herhangi bir avantaj yapmıyor. Burası dediğim gibi yıldız almanızı engelliyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yıldız almadan geçebilmeniz buradan harita içinde size rahatlıklar sağlıyor. Mesela buradan buraya satış yaptınız. Hemen kargo bopla uçurdunuz diyelim. Böyle dolanmıyorsunuz. Geçiliyor vesaire. Veya şuradan geliyorsunuz. Bu iki daha çok yüksek. Hop şuradan jetle falan geçiyorsunuz. Tertemiz iş oluyor. Şimdi alırken ne yapmanız gerekiyor? Burada bende böyle çıkıyor ama direkt olarak yeni alacağınızda bakın. Bunlara falan hiç gerek yok. Bunlar tip olarak değişik. Ama ha şunu alırsanız spawn olabiliyorsunuz. Hangarda spawn olmak istiyorsanız bunu alın. Ama onun dışında ben bunların hiçbirini almıyorum. Bu kesinlikle lazım. Bu ne için lazım? 150. İleride de alabilirsiniz paranız yoksa. Şey için lazım bu. Bunu aldığınızda uçaklarınıza geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz B-11'e işte değişik bombalar takabiliyorum vesaire. Bunlar için gerekli. Ayrıca hangar B-11 gibi şahsi uçakların konabilmesi için de gerekli. Yani bu gerekli değil ama hangarınız yoksa B-11'i alamıyorsunuz. Onun dışında bayağı bir uçak bu şekilde kullanılıyor. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey sanırım hangarlarla ilgili yok. Discord'umuza, Twitch'imize her yere gelebilirsiniz. Discord için ayrı video da çektim. Rastgelereyiz.com'u da açtım. Ayrıca Twitch, Instagram her yerde de Rastgelereyiz olarak takip edebiliyorsunuz. O Rastgelereyiz.com'da da bütün şeyler mevcut. Linkler mevcut. Kanala katıl butonu vesaire yapabilirsiniz. Discord'la bağladığınızda kendi özel rolünüzü de alıyorsunuz. Görüşmek üzere.